dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'sinin teknoloji şirketi sahibi olduğunu düşündüğümüzde, özellikle genç kuşaklar için bir anda milyarder olmak herkesin hayali oluverdi. Gençlerin önünde yüzlerce başarısız olmuş startup olsa da, gözleri en çok Elon Musk, Bill Gates ve Jeff Bezos'u görüyor. Dahi mi, deli mi? Yoksa çok gizli bir planın lideri mi bilinmez ama, Elon Musk dünyanın en zengin ve en güçlü insanı. Ve yapabileceklerinin sınırı yok. Beynimize çip takarak hastalıkları gidereceğini söylerken, bir yandan da insanlar makinelerden geri kalmasın diye bu çipi geliştirdiğini söylüyor. Yani sağlık diyerek gönülleri fethederken, buzdağının görünmeyen yüzünde bizi neler bekliyor kim bilir. Sonuçta en özgür ve mahrem yerimiz olan beynimize çip takıp, beyin verilerimizle ne yapacağı meçhul. Üstelik bu çiplerin düşünce gücüyle her şeyi yapabileceğini göz önünde bulundurduğumuzda, korkunç bir distopyanın içinde bulabiliriz kendimizi. Şimdi elinde Twitter var. En basitinden, mesajların korunmadığı bu platformda canı istediği zaman yayılıp koltuğuna, istediği zaman herkesin mesajını okuma şansına sahip. Bir de yakın olduğu Çin'in tüm verileri elinde tuttuğu WeChat uygulamasını Twitter'da uygulamayı düşündüğünü varsayarsak, Zuckerberg'e WhatsApp yüzünden kızmayı bir kenara bırakmak lazım. Elon Musk gümbür gümbür geliyor. Twitter'ı aldıktan sonra kuş özgürleşti diyerek ifade özgürlüğünün altını çizdi çizmesine ama ne kadar gerçek onu hep birlikte göreceğiz. Yani bir tweetiyle birçok insanı yanına çekebildiğini, kripto para dünyasının dengeleriyle oynadığını, attığı tweetlerle doğru orantılı hisselerinin yükseldiğini falan göz önüne aldığımızda, bu kadar veriyle dünyanın sonunu getirip Mars'ta kendisinin tanrı olduğu bir koloni mi yaratmak istiyor acaba? Rakipleri dünya devi şirketler bu çılgın adamı bazen endişe, bazen de merakla izliyor. Onun için hırslı ve yaratıcı denmesi boşuna değil. Peki şimdi bundan sonra ne olacak? Gerçekten Twitter özgürlüğümüzü bize geri mi verecek? Neuralinkler bizi sağlığımıza mı kavuşturacak? Yoksa benliğimize ait herhangi bir bilgi Musk'ın elinde hunharca harcanacak mı? En son Twitter'ı da alarak sosyal medyayı da kendi tek eline alan Elon Musk'ın gizli amacı aslında ne? Buyurun videomuza. Twitter ve Elon Musk arasındaki ilişki ilk bakışta bir imkansız aşk hikayesini andırıyordu. Aralarında hep bir aşk-nefret ilişkisi oldu. Tabii bir gün gelecek nefretten aşk doğacaktı. Twitter'ı satın almadan önce 100 milyon takipçisi olan Musk, 2018 yılından beri Twitter'ı oldukça sık kullanmaya başladı. Attığı tweetlerin bir kısmı tartışmalı, bir kısmı cezalık tweetlerdi. Öyle ki, bir tweetiyle Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdüğünde ABD Borsa Komisyonu şirket hakkında paylaşım yapmasını yasakladı. Yetmedi, kripto para piyasasında inanılmaz dalgalanmalar yarattı. Hatta bir keresinde de bir dalgıca Twitter'dan pedofil herif dediği için hakkında hakaret davası açıldı. Fakat hiçbir şey onu Twitter'dan uzaklaştırmadı. Uzun zamandır aldı, alamadı, kızdı, barıştı, yine kızdı şeklinde devam eden tartışma sonunda bitti. Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını attığı bir tweetle 27 Ekim Perşembe günü duyurdu. Böylece otomotiv, sağlık ve uzay teknolojilerine ek olarak Twitter'a 44 milyar dolar ödeyerek sosyal medya dünyasının en önemli figürüne dönüştü. Musk, Twitter'ı daha fazla para kazanmak için değil, insanlığa yardım etmeye çalışmak için satın aldığını söyledi. Muhtemelen tüm dünyayı aynı anda, "Tabii canım kesinlikle öyledir" sesi yükseldi. Elon Musk sonuç olarak her şey tamamen duygusal diyordu. Twitter'ı aldığı gün San Francisco'daki merkeze elinde çiçekle değil lavvoyla girdi. İlk iş olarak Twitter'da kuş serbest bırakıldı yazdı. Sonra unvanını Twitter şefi yaptı. Hemen ardından özgürlükle ters orantılı olarak ayağının altında dolanan CEO'ları, müdürleri kovdu. Birçok yenilik yapacağını duyurdu. İlk yenilik de eskileri ortadan kaldırmaktı. Twitter'ı alarak ifade özgürlüğünün altını çize çize, beni eleştirenlerin dahi söyledikleri silinmeyecek söylemleriyle birçok insanın gönlüne girdi. Ama seçimlerin yaklaştığını ve bir tweetle kripto paranın kıymetini artırdığını varsayarsak, acaba kendi yapmak istediklerinin yolunu mu hazırlıyor diye bir düşünüyor insan. Tabii hiçbir şey bunlarla sınırlı değil. Bot hesapları hedef aldı. Herkes kimlik doğrulaması yapacak dedi. Trolleri aldı bir telaş. Aslında Elon Musk'ın en büyük hedefi sahte hesapları ortadan kaldırmak ve tweetlerin kullanıcılara nasıl sunulacağını belirleyen algoritmaları herkese açık hale getirmekti. Sahte hesaplar kaldırılınca özellikle parayla satın alınmış gerçek olmayan binlerce takipçiye sahip fenomenin keyfinin kaçması şimdilik Twitter'ın en büyük engeli. Twitter'ı satın aldıktan sonra yazılımını ve kitlenen kod yapısını anlamak için Tesla'dan kendi mühendislerini getirdi. Bu konu basında dalga konusu oldu. Basına göre arabacılar Twitter'ın kitlenmiş kodlarıyla boğuşuyordu. Rakibi Bill Gates,
Hedefleri neler, sonunda ne olacak bilmiyorum. Bazı şüphelerim var ama ön yargılı olmamalıyız ve Elon'u asla küçümsememeliyiz, diyerek nezaketle bir şekilde çok endişeli olduğunu belirtti. Bill Gates'in de ne kadar şaibeli biri olduğunu bir kenara koyarsak, Elon Musk da potansiyel bir tehlike olabilir mi? Twitter kullanan insanların tüm verileri elinde. Üstelik Musk'a hayranlık duyan çoğu insan tek tek Twitter açmaya başlamış durumda. Yani daha çok veri akışı sağlanacak kendisine. Bu gücü iyi kullanmak onun elinde tabii ama güç zehirlenmesi de yaşayabilir. Nitekim 2017 yılından beri üzerinde uğraştığı Neuralink ile ilgili çok ciddi korkular var. Yakın zamanda ABD'de insanlar üzerinde deneylere başlayabilmek için başvuruda bulundu. Neuralink uygulamasıyla özellikle felçli insanlar için teknolojik çözümler geliştirmeyi hedeflediğini söylüyor. Projesinde insan beynine çip takılarak öğrenme ve yönlendirme aşamalarının hızlandırılmasının ne kadar etik olduğu tartışılıyor. Mars'ta koloni kurmaktan ve insan beynine çip takmaktan bahseden biri doğal olarak bazı endişeler yaratıyor. Musk, bir maymun üzerinde test edilen çipi önümüzdeki yıllarda insanlara uygulamak istiyor. Neuralink'te çalışan makine mühendisleri ile nörobilimci akademisyenler arasında şirketin nasıl idare edilmesi gerektiği konusunda çatışmalar yaşandığı basına yansıdı. Bu çatışmalarda Musk'ın çoğu zaman mühendislerden taraf olduğunu, bunun da bilim insanlarını kızdırdığını belirtiyordu. Musk'ın tipik hırslı bir iş insanı gibi etik değerleri değil, erken başarıyı önemsediği şüpheleri artırıyor. Şimdi bu çip denen şey öyle basit bir şey değil. Ciddi komplikasyonları olabilir. Çip takılırken beyin dokusuna zarar gelebilir. Bu çip hacklenebilir, kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilebilir. Düşünce gücüyle bizi manipüle edebilecek insanlar ortaya çıkabilir. Ama dahası var. Kullanıcıların beyin aktivitelerini kimler izleyecek? İzleyenler bunları nereye kaydedecek? Bu verileri kim koruyacak? İnsanları robotların yanında güçsüz bir durumda bırakmak istemeyen Musk, Black Mirror senaryosunun içine mi atıyor bizi yoksa? Bir de şirketin iflas ettiğini düşünün. Cihaz takılmış insanlar ne yapacak? Bu çipler ne kadar dayanıklı? Bu konuda bilimsel bağımsızlık diye yola çıkan Elon Musk ne demek istiyor? Nedir bu bilinç oyunları? Sonuçta Neuralink, Twitter derken korkunç bir data tek bir kişinin elinde olacak. İşte o zaman kurgulanmış bir karakter gibi ortada gezmemiz mümkün. Ayrıca bu durum etik ve ahlak kurallarının tamamen ortadan kalkması demek. Bu projenin de Twitter'la ne kadar bağlantılı olacağı merakla bekleniyor. Musk ısrarla nihai amacının insanüstü bilinç yaratmak olduğunu söylüyor. Ancak tartışma ilginç ve ürkütücü bir noktaya doğru ilerliyor. Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, normal insanların beyin çipi kullanmak istemeyeceğini söyleyerek Elon Musk'ı eleştirmeye devam ederken kendisinin de çok masum olduğu söylenemez. Sahibi olduğu ana şirketi Metaverse'de beyin dalgalarıyla bazı testler yapıldığını söylemişti. Bu hırs ve etik kuralların çiğnendiği biyoteknoloji dünyasında herkes bir tanrı olmak istiyor. En fazla 100 sene yaşayabileceğimizi düşünürsek bu ne hırs arkadaş? Belki de onu da buldular ya. Bakalım hangisi önce bu tuhaf projeyi hayata geçirecek. Yaşayıp göreceğiz. Üstelik Musk'ın planları bununla sınırlı değil. En büyük hedefi Çin'de kullanılan WeChat. WeChat, Çin'de yasaklı olan Facebook, Twitter, Uber, Instagram gibi uygulamaların kullanımlarını birleştirerek hepsi bir arada olarak hizmet veriyor. Bunun dışında tüm Çinliler WeChat üzerinden birbirlerine para gönderebiliyor, mal ve hizmetler için ödeme yapabiliyor ve borç para alıp verebiliyor. Bu uygulama üzerinden Çin'de 500 milyon insan 300 milyar dolar değerinde işlem yapıyor. WeChat olmadan Çin'de yaşamak imkansız desek yeridir. İşte bu Musk'ın bir diğer hayali. Çin gibi vatandaşların puanlandığı ve ona göre yaşamak zorunda kaldıkları demokrasi harikası bir ülkeyi örnek almak ne kadar iyi sonuçlara yol açar bilmek zor. Ayrıca Twitter'ı her şeyin platformu olarak tanıttığı X isimli sosyal medya projesinin temeli olarak görüyor. Musk'ın her şeyi içine alan uygulaması X.com. Bitcoin, Ripple ve Dogecoin gibi popüler kripto paraları desteklemesi ihtimali yüksek görünüyor. Bununla birlikte Musk, X.com uygulaması için yeni bir kripto para geliştirebilir. Musk'ın X.com isimli internet adresini 2017 yılında satın almış olması planların daha eskiye dayalı olduğunu gösteriyor. Elon Musk'ın Twitter şefi olmasından sonra değişikliklerin birbirini izleyeceğini kesinlikle söyleyebiliriz. Bazı Twitter kullanıcıları bu liderlik değişimi yüzünden platformdan uzaklaşabilecekleri de iddia ediliyor. Ne olacağını tahmin etmek güç. Biz Elon Musk'tan uçak arabaları beklerken sosyal medyada hiçbir konuda anlaşamayan milyonlar yaratabilir. Çılgın milyarder Elon Musk özgür bırakacağım derken kuşla fazla oynamaktan kuşunu ötmez hale de getirebilir. Bununla birlikte Elon Musk düşünce özgürlüğü derken neyi kastediyor? Musk, Twitter hesabından yaptığı yeni açıklamada ifade özgürlüğü derken sadece yasaya uygun olanı kastediyorum. Yasanın çok ötesine geçen sansüre karşıyım demişti. Peki bu hangi ülkenin yasası?
Norveç mi, Çin mi, ABD yasaları mı yoksa Türkiye yasaları mı? Zira Tesla çalışanları işe alınırken sessizlik anlaşması imzalıyor mesela. Nasıl bir yasa geçerli ki orada? Geçen ay Tesla çalışanı John Bernal, araçların otonom sürüş özelliği için geliştirilen B yazılımını YouTube kanalında eleştirdiği için işten çıkarılmıştı. Umalım ne yapacağı tahmin edilemez biri olarak ileride kendini Tanrı'nın yeryüzündeki sureti gibi görmez. Gelelim kendi ülkemize. Dezenformasyon yasası olarak bilinen ya da karşı çıkanlar tarafından sansür yasası olarak adlandırılan kanun 13 Ekim 2022'de meclisten geçti. Yasaya göre halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu işleyenlere hapis cezası öngörülüyor. Peki yanıltıcı bilgi ne? Bunu kim belirleyecek? Siyaset dünyası özellikle ülkemizde büyük oranda yanıltıcı bilgiyle beslenmiyor mu? Dünün yalanı bugünün gerçeği veya tersi olmuyor mu? Dünya sosyal medyanın geleceğini ve Elon Musk'ın neler yapacağını tartışırken, biz Türkiye olarak yeni yasayla yasaklanmış veya kapatılmış Twitter'la da karşılaşabiliriz tabii. İranlı şair Furu'nun dediği gibi, "Kuş ölür, sen uçuşunu hatırla."